Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona, bu aklımız. Ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka hız. Hayatın tadını alan biraz. Teona. Siz almadınız mı hala? İyi akşamlar. Handbolik programına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle birlikte son maçları, milli takımları, altyapıları, hepsini konuşmaya çalışacağız. Bugün iki önemli konuğum var. Sevgili Sevgi Seymen ve Serdar Seymen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri burada görmek gerçekten çok güzel. Hocalarım, siz yıllarca oyuncu olarak gerek kulüp takımlarında gerekse milli takımlarda Türk handboluna hizmet verdiniz. Aktif oyunculuğunuz bittiğinden beri de antrenör olarak hizmet ediyorsunuz. Hatta oğlunuz da handbolcu, aile boyu handbolcusunuz. Evet. Nasıl gidiyor? Bize biraz anlatın. Vallahi zor ve meşakkatli bir yolda ilerliyoruz açıkçası. Altyapılar dediğiniz zaman cefası bitmeyen, emeği, fedakarlığı bitmeyen bir yol. Şu anda o yolda ilerliyoruz. Çok sporcu yetiştirmeye uğraşıyoruz. Çocuklarımıza emek verip bunun karşılığını tabii ki istiyoruz. Ama gönüllerince handbol oynaması aslında hedef. Değil mi? Evet. Spor kültürünün aslında handboldan ziyade spor kültürünü edinmeleri bizim için daha önemli aslında. Evet. Yani sadece antrenör veya sporcu geçmişiyle değil, biraz da beden eğitimi öğretmeyi. Eğitimcilikle alakalı. O giriyor devreye zaten. Belirli bir kültür vermeye çalışıyoruz. Özgüvenleri olsun istiyoruz. Sorumluluk sahibi olsun istiyoruz her şeyden önce. Bunun sonunda da bunları yaptığı zaman da iyi bir sporcu olursa ya bizim için de evet büyük bir kazanç oluyor. Yani eşim dediklerine ben de katılıyorum. Yani Sevgi Hoca doğru söylüyor. Yani siz de öğretmensiniz. Sizler de çocukları önce yetiştirirken biz eğitim gözüyle bakıyoruz. Çünkü eğitimleri yanında şart. Yani şu anda ben Ahi Evran Ortaokulu'nda görev yapıyorum eşimle birlikte. Sizler ona keza Gazi Koleji'nde yapıyorsunuz. Önce biz çocuklarımıza insan olmayı öğretmemiz gerekiyor. Sağlıklı bireyler olsunlar, topluma faydalı. Sonra spor yapsınlar ve eğitimleriyle bir arada götürsünler diye düşünüyoruz. Tabii benim çalıştığım süper ligler ve milli takımlar da var. Oralarda daha farklı bir format var ama bence her şeyin başı altyapı. Bunu bir kere değiştirmiyor. Yani değişilmez bir kaynak burası. Evet. Peki en çok zorlandığınız, yani negatif etkileyen ya da hani çözümlenmesi en acil problem nedir altyapılarda sizce? O kadar çok var ki herhalde. Çok var. Hangisi daha önemli diye düşündüm. Evet. TEOG sınavı. Bugün de malum sınavda görevimiz vardı. Çocuklarımız sınava girdi. En büyük o. Yani gelecek kaygısı duymasını istemiyoruz sporcularımızın. Bu her öğrencide var. Evet. Yani bugün basketbol yapanda da vardır mutlaka ama şöyle bir şey var. Bizim ülkemizin altyapıda handbol oynayan sporcularına ve antrenörlerine yukarıdan hiçbir destek yok. Eğitim sistemimizin de handbolu olan, daha doğrusu sporu olan azizliği. Ama şöyle bir baktığımız zaman diğer branşlarda bu kaygı sanki biraz daha az mı? Tabii ki az. Yani mesela bir voleybolla, bir basketbolla biz kıyaslanamıyoruz. Yani evet. Şimdi nasıl kıyaslayacaksınız? Onların çok modeli farklı. Evet. Yani bakış açıları çok farklı. Şimdi biz mesela geçen şöyle bir şey oldu. Ben çocukları maça götürdüm. Sahanın içinde herkesi yabancı görünce sormaya başladılar. Hocam Türk oyuncu niye yok diye. Doğru söylüyorlar. Şimdi kime rol model alacak çocuk? Bu arada Seymen ailesi, öğrencilerimiz o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki yani hepsini okuyamıyorum ama biz buradan takip ediyoruz. Orhan Hocam da yazmış, handbolda ailece her şeyini vererek çalışan emekçi hocalarım. Handbol sizlerle güzelliği. Hepinize teşekkür ediyoruz. Peki federasyonun altyapılara bakışı sizce nasıl olmalıdır, nasıldır ya da bu projelendirilmeli midir ya da örnek alacağımız bir proje ya da yurt dışında bir sistem var mıdır?
Valla ben yaklaşık 10 yıldır federasyonlarla çalışıyorum. Yani federasyonların işte Günal hocamdan itibaren Tarık Bey'le birlikte bütün federasyonlarda çalıştım, görevler aldım, çeşitli görevlerim oldu. Şimdi bizim en büyük sorumluluğumuz şu, biz başladığımız bir konuyla ilgili devamını getirmiyoruz. Evet, neden yani hep yarıda kalıyor değil mi? Hep yarım kalıyor, projeyi götürmüyoruz. Yani en son... school'da öyle oldu. Yani evet. İşte bu HSK Spor Kulübü'nü kurulmuştu. Evet. Oradaki o şu anda 98-99 jenerasyonu, evet. 2000 doğumlu çocuklarla oynanması için yapılan bir organizasyon. Mesela oradaki çalışmalarda ülkemizde şöyle bir şey var. Ben takıma oyuncu göndermem, ben onu yapmam, bunu yapmam. Yani katkı sağlanmadığı zaman milli takım bazındaki bu çalışmalara, ki biz o örneği İspanya ve Fransa örneğinden alarak getirmiştik. Yani Fransızlar düşünün, son dünya şampiyonasında bizim 92 doğumlu, 94 doğumlu oyuncularımızla karşılaştığımız, özel karşılaşmada karşılaştığımız oyuncuları orada oynattılar. Ama bizim oyuncularımız ortada yoklar. Yani bu inanılmaz bir uçurum oluşturuyor. Yani biz o yüzden projeyi geliştiremiyoruz ve projeye belki de bütün arkadaşlarımızı ve bütün handball camiasını katamıyoruz. Sıkıntılarımızın başında böyle bir durum var. Bu birlikteliği sağlayabilmek açısından mutlaka ve mutlaka adım atmamız lazım. Yoksa yani bugün 14 yabancı ile oynuyoruz. Yani işte buraya gelmeden önce de sizinle de görüştük. Yani sizin de oyuncularınız var, benim çocuğumun da oynadığı bir takım var. O çocuklar oradan ve iyi çocuklardı ama lig takımında yer bulabilmeleri için ne yapmaları lazım? Çok zor. Hakikaten geçen hafta da bu konuda konuştuk biz. Kaliteli yabancı konusunda sanırım hemfikiriz ama sayı konusunda yani... Ben şahsen 4+1'i düşünüyorum. 4+1. Yani çünkü 4 tane yabancınız olduğu zaman artık yani 7 kişiyle oynadığınız bir handball, bir tane de +1 alırsınız, değişir o oyuncularla. Bu +2 de olabilir. Eskiden 3+1 miydi? 3+1'di. 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 Yani şimdiki grupta yani Türk çocuklarını hiçbir şekilde geliştiremezsiniz yani. Doğru. Yani milli piyango dışında şu anda Türk çocuklarıyla mücadele eden çok az takım kaldı. Hocam altyapı mı, lig mi antrenörlükte en çok keyif veriyor size? Altyapı. Yani çok da yani zor ve yorucu ama bir hareketi, bir tane hareketi yetiyor zaten maç boyunca. Söylediğiniz şeyi yaptığı an şimdi şöyle çok göstermek istiyorum size kalpleri. Hocam sizi çok seviyoruz diye iki hocamıza da gerçekten hakkınızı nasıl öderiz diye. Sanırım bu bütün yorgunlukları evet. alıyor değil mi? Çocukların evet. size olan sevgisi. Yani siz hocam ne dersiniz? Yani tabii ki altyapının şöyle bir şeyi var. Yani oynadığınız gruptaki düşünsenize çocuklar maçı kaybedince ağlıyorlar. Evet. Yani şimdi o gözyaşı, ben Süper Lig antrenörlüğü de yaptım yıllarca. Orada da ağlayan olur mutlaka. Ama hani bu kadar saf ve duru bir gözyaşını herhalde kimse karşılayamaz. Çünkü o kaybettiği için üzülüyor. Evet. Karşılık beklemeksizin kaybettiğini üzülüyor. Ve ben hani buradan da yeri gelmişken, bizim Oğulcan Ege'ye de geçmiş olsun diyorum. Çok dün geçmiş olsun, evet. Şanssız bir şekilde kolu kırılmıştı. En yani o zaman da aramıza dönmeniz lazım. İnşallah. Kaç tane sporcunuz var hocam? Saymadık ama herhalde ortalama 100 vardır. Ne kadar güzel. Yani, yani bir bu senekiler. Bir senede 100 tane handbolcu çıkabiliyorsa aslında biz altyapılarda hiçbir zorlukla yok. Karşılaşmamamız evet. gerekiyor. Ya bizim altyapıda sıkıntımız yok zaten. Şöyle bir sıkıntı yok hani. Oyuncu yok. Ya şöyle şuna ben katılmıyorum. Malzeme bu kadar, ondan başarısızız. Bu yanlış. Bunu bir kere değiştirelim. Yani biz önce antrenörler olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Bakış açımızı geliştirmemiz lazım. Eğitim kalitemizi daha yukarıya çekmemiz lazım. Ya dünya handbolünü takip etmemiz lazım. Yani hala daha paspasla git gel yapıyorsak biraz sıkıntı var. Bunları geliştirmemiz lazım. Bir de antrenman biliminin İnanmak gerekiyor. Hocaların da biraz eğitilmesi gerekiyor sanırım değil mi antrenörlerin? Yani mutlaka. Mutlaka eğitilecekler. Yani düşünün bugün basketbolda niçin Fenerbahçe'nin veya büyük takımların antrenörleri yerli olamıyor? Evet. Yani çok ender yerlileri var. Hı. Çünkü o uluslararası düzeydeki sporu gerekliliklerini yapamayan antrenörleri kim? Herkes eler. Yani Türkiye'deki insanlar da buna, hani Süper Lig'dekiler de buna ayak uydurmak zorundalar. Bir Rezenov şeyi vardır değil mi? Evet, o Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'deki ivmenin ne kadar arttığı gibi
Yani demek ki önümüzde örnekler olduğu zaman biz daha çok antrenör yetiştirebiliriz. Tabii tabii. Yani bizim mesela bizim jenerasyonumuzu yani getirdiği handball'e getirdikleri konusunda Rezanov'un kimse hakkını ödeyemez. Yani ve onunla çalışan her an her oyuncu şu anda çoğu antrenörlük yapıyor bütün liglerde. Yani onun bize kattıklarını kimse inkar edemez. Ama o yıllarda Türkiye'deki handball ile yani Rus milli takımının handballü çok farklıydı. Evet. O yüzden de bize çok kazanımı oldu onların. Doğru söylüyorsun. Biraz da liglerden bahsedelim. Çünkü son maçlara geldik ve hakikaten çok böyle kıran kırana bir mücadele var. Erkekler liginde geçen hafta Milli Piyango'yu konuşmuştuk. Ve son maçını alarak ligde kalmayı garantiledi. Fakat şimdi Yozgat Bozok Spor, Nilüfer Belediyesi sanırım Taşova da düşme potasından kurtardı diye düşünüyorum ama orada o kadar ilginç bir denge var ki oradaki maçların sonuçları Avrupa Kupası'na kalacak takımları da belirleyebilir. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mesela bir puana ihtiyacı var sanırım. Aydın Hocam'la da eğer bir bağlantı kurabilirsek onunla da konuşalım istiyorum ben. Kimin düşeceği belli değil henüz. Böyle bir lig uzun zamandır yoktu değil mi hocam? Yoktu tabii tabii. Yani yukarıda da mesela Beşiktaş'ın şampiyonluğunun dışında alttaki takımlarda ikinci ile altıncı takım arasındaki puan farkı çok yakın. Çok birer yakın. Puanla birbirlerinin arasında evet. oynuyorlardı. Hatta ikinci ile altıncı arasındaki puan farkı iki sadece. Evet. Her hafta aldıkları galibiyet ve mağlubiyetle yer değiştiriyorlardı. Alt taraftaki yani işte burada onun şunun etkisi oldu. Yani herkes de yabancı oyuncunun olmasından dolayı. Evet. Düşünün geçen hafta ligin şampiyonu ligden düşen Trabzon'a puan verdi. Evet o Trabzonspor Beşiktaş'ı yendi. Yani öteki taraftan da Milli Piyango ligde ikinciliği koyan Aziz'i yendi. Evet. Yani bunlar çok dengeli takımlar oldular. Fakat hani şimdi burada biraz da herhalde PAF takımlarının getirdiği puanlar etkili olacak evet. diye düşünüyorum oradakilerin. İşte altyapıya eğilmeyenlere üzülecekler diye düşünüyorum. Bir de bayanlarda zaten altyapı yani Gençler Ligi tamamen daha şu anda şampiyonu evet, belirleyecek. Yeni Mahalle ile Kastamonu arasında. Evet son etap şu anda oynanıyor Ankara'da. Biz de hani nefeslerimizi tuttuk sonucunu bekliyoruz. Onun sonucuna göre yani PAF maçları bittiği anda hemen hemen belli olmuş olacak. Ve dediğimiz gibi Gençler Ligi'nin ne kadar önemli olduğunu, altyapıya ne kadar önem verilmesi gerektiğini anlayacağız ama Gençler Ligi'nin formatı değiştirilebilir mi hocam? Yani değiştirilebilir. Daha şimdi Gençler Ligi'nde de şöyle bir şey var. Şimdi bizim sporcularımızın aynı zamanda eğitimin içinde olduklarını düşünürse yani sporcuyu komple eğitimden koparacak bir lig statüsünü yapmamak lazım. Yani bu her branşın her kademede A takım düzeyinde söylemiyorum. Bakın A takım şöyle bir şey. A takımda antrenman olduğu zaman profesyonel her saat, her an gelmek zorunda. Ama siz hani çoğu gençlerin çoğu da para alamıyorlar. O manada yani o şekilde yapılmasına fayda var diye düşünüyorum. Şeyi düşündüm de ben hocam hani A takımla birlikte gidip gelseler her maçtan önce genç takımda maç yapsa hem A takımın o havasını solumuş evet. olurlar. Aynı otobüste, aynı uçakta gitmiş olurlar. Onu bir dönem yaptılar, vazgeçildi. O nedenini bilmiyorum ama vazgeçildi. Esas o da mantıklı daha yani. Daha hoş olmaz mı? Yani o da güzel bir örnek. Zaten futbol ve diğer branşlar bu şekilde yapıyorlar. Yani bir gün öncesinde oynuyorlar. Onda da yapılsa. İşte yani bizim handbolün kulüpler bazındaki sıkıntıları da çok farklı. Yani şöyle bir şey var. İşte gelirleri giderlerini karşılamıyor. Çok zorlanıyorlar. Yani ondan dolayı da bu PAF takımlarını bir haftaya bir yerde toplayıp maçlarını yaptırmak zorunda kalıyorlar. Bunun formatı sizin söylediğiniz gibi olursa hem deplasman giderleri de aynı yani otobüste gidecekleri için. Deplasman yaşayarak daha çok evet. Tecrübe de kazanabilirler her maçta. Hem de A takımla dediğiniz gibi insanlarla yan yana gelip onların oynadığı o maçları da izleyebilirler. Görsel becerileri daha artacaktır gençlerin. Bir de hedef koymaları tabii. da daha şey olmayacak. Hani seneye ben de A takıma çıkayım ya da işte iki tabii. sene sonra bir A takıma çıkayım diye. Yani o da olabilir dediğiniz gibi. Orası da yani o da bir mantıkla. Onu zaten uyguluyordu federasyonlar. Sonra vazgeçildi ondan. Vazgeçilme sebebini ama bizim ülkemizin şöyle bir kriterleri de var orada. Mesela o takımlarda oynayanlar lise maçlarına katılıyorlar. Yani çok farklı
başları oynayarak geliyor çocuklar. Belki ondan sıkıntı da olmuş ama olabilir. Ama faaliyet programı sene başında belli olunca okul sporları da ona göre zaten çıkartıyor diye biliyorum ben. Bu sene okul sporları da biliyorsunuz ligi karıştı. Getirdi. O da ortalığı yani çok maça gittiler hepsi. O uygulama nasıl? Valla ben açıkçası o uygulamaya sıcak bakmadım. Çok. Neden hocam? Yani çocukların hiçbirisi okullara gidememişler yani. Çok vakitlerini aldı. Yani veli buna izin vermiyor. Yani şöyle bir şey olması gerekiyor. Tamamen sporcu profesyonel olmalı ve o zaman sporla ilgilenmeli. Eğitim kısmını düşünmemeli. Ama o zaman da o çocuğa maddi ve manevi anlamda çok büyük desteğin sağlanması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Biz federasyondan destek alamamakla ilgili de konuşmuştuk. Demin küçükler Türkiye evet. Şampiyonası'na grupla yarı finaller kaldırılmış. Kaldırılmış evet. Evet. Finallere öyle bir statü değişikliği olmuş. Şeyi de çözemedik. Hani isteyen her takım gidecek mi? Hani 40 tane takım olursa ne olacak? Hani onunla ilgili de herhalde önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparlar diye bekliyoruz. Mutlaka bir açıklama olacaktır canım. Bir de hani miniklere biz handbolu sevdirirken Alanya rahmetli Ramazan Demirci'nin evet. anısına yapılan bir turnuvamız var. Siz de yıllardır çok destek olursunuz. Çocukları getirirsiniz. Hani görüyoruz, biliyoruz. Ramazan Demirci'yi biraz daha etkin hale getirmeli miyiz? Yani nasıl getirebiliriz? Valla federasyonun elinde biraz da bu. Bir yani bununla ilgili derneği mi ilgileniyor? Evet. Değil mi? Sonra federasyon aldı. Hı hı. Ama şimdi daha da etkisiz yani etkisiz bir hale geldi. Daha önce hatırlarsın birlikte oynadık. Ben evet. de o turnuvada oynadım. Biz yani belki 7-8 sene evet. önce. Ben oynadığım dönemde yabancı takımlar geliyordu. Evet. Katılım çok yüksekti. Küçük yaş grubunda yabancı takımlar yine vardı. Çok maç yapıyordu çocuklarımız. Şimdi gerçekten hani biz götürüyoruz, yine götürüyoruz. Çocuklar çok keyif alıyor. O sahada oynamaktan, kendi yaş grubu, başka şehirdekilerle bir araya gelmekten, bütün bir senenin meyvesini orada Alanya'da alıyorlar. Tatil de yapıyorlar. Ama şimdi maddi olanak zaten yok. Biz gidip mesela siz geliyorsunuz, TED geliyor. Ankara olarak da oynuyoruz yani. Zaten oynuyoruz. Biz farklı takımlarla da oynamak istiyoruz. Farklı kültürleri de görmek istiyoruz. Açıkçası daha çok etkinlik yapılsın istiyoruz. İşte bir plaj partisi vardı. Ateş yakılıyordu. Evet, önceden, müzik çalınıyordu falan. Onlar kalktı yavaş yavaş. Vallahi gün geçtikçe sönüyor. Bu arada şöyle de bir şey var. Şimdi bizim Alanya'daki handikapımız şu oluştu. Biz yaklaşık orada 80 takımla yapıyorduk o turnuvayı. Bir de biliyorsunuz o daha önceden stadyumun içine gelmeden önce evet. Alanya'nın merkezindeydi. O Kleopatra evet, plajının evet. önündeydi. Çok güzel bir yerde yapılıyordu tabii. Şimdi buraya geldiğimizde de şöyle bir şey oldu. Federasyon burada daha önceden hani destekleyip maddi veya manevi anlamda destekler veriyordu. Hatta bu sene biz Hakan Hoca ile şunu da konuştuk. Ben bunu Kıvanç Hoca ile de konuştum. Aynı zamanda Hikmet Hoca ile de görüştüm. Hani bu Handball at School organizasyonuna katılan okul takımlarına hiç değilse dedim federasyonumuz orada ağırlasın bir yerde. Hepsi oraya gelsin. Bu yabancı hocalar EAFE'den gelecek yetkililer de orada bizi hem maçlarda izlesinler. Hem bu arkadaşlara ve takımlarına böyle bir organizasyona katılıp maddi anlamda bir destek olunsun. Bu da düşünüldü. Yani bu konuda herhalde federasyonumuzdaki yetkililer bunu oturup konuşacaklardır. Yani çünkü biz Alanya'yı kaybedersek şu anda Türkiye'de yaptığımız uluslararası alandaki tek altyapı turnuvamız. Partiyle KAP'a katıldık biz 3-4 sefer belki de daha fazla. Şimdi oraya gittiğim zaman 8 yaşından itibaren binlerce çocuk, yani binlerce çocuk dünyanın 54 ülkesinden o kadar fazla çocuk ve aynı anda maçlar çok güzel bir ortam. Ve ben şunu düşündüm. Yani İsveç havası kötü. Evet. Yani kusura bakmayın yemekleri çok kötü. Yağmurda biz ıslana ıslana hani top oynuyoruz. Dedim ki ya bizim Alanya gibi bir hani cennetimiz var. Neden tanıtımını yapıyorsun? Mesela ben o zaman çok istedim elimde bir broşür olsun. Oradaki bütün takımlara dağıtalım.
Ama hani bunları davet ederken bunların karşılanmasıyla ilgili, misafir edilmesiyle ilgili net bir şeyler olsun ve oradaki takımlar inanın ki hani Antalya, Alanya tabii dediğiniz zaman gerçekten uçarak gelebilecek takımlar. Yani birkaç tane antrenörle de sohbet etme imkanı bulduk. Hani kesinlikle geliriz. Hani biz Türkiye'ye gelmeyi çok istiyoruz. Zaten Almanya'daki en az takımda bir ya da iki tane Türk asıllı oyuncu da var. Ama hani tanıtamıyoruz. Daha biz kendi içimizde bile bu olayı oturtamadık. Bizim organizasyon yapma eksikliğimiz var bence toplum olarak. Yani bir işi son anı bırakıyoruz. Aylar öncesinden bunun organizasyonunu yapmalıyız. Ya ben şunu isterim, bunu okullar olarak da yapabiliriz. Atıyorum Alanya'da bir otel, büyük bir otel zincirini kapatalım. Takımlar orada kalsın, daha ucuza kalsın. Katılan takımlar daha az cebinden para çıkarırsa ekonomik anlamda daha çok katılım olacaktır. Biz açıkçası okul takımımızla gidiyoruz. Velimiz karşılıyor bunu. Herhangi bir kulüp takımı olarak gitmiyoruz. Ben isterim ki çocuğuma külfet olmasın. Her çocuğum gidebilsin. Bunun için ekonomisine bakıyorum. Ne olabilir? Federasyon diyecek ki ulaşımı şu işte şirket karşılayacak. Ankara'daki tüm takımlar hep birlikte hareket edeceğiz. Şenlikli bir şekilde otelde birlikte kalacağız. Otelimizin belki dışarıya da gitme. Mesela biz geçen sene o sıcakta herhalde bir 2 kilometre yürümek zorunda kaldık. Yani evet sahalara gidebilmek için. Ya o imkanları organizasyonun başına bu işi yapabilecek arkadaşları geçirebilse ve bizimle de iletişim halinde kalsın. Yani son anda biz aranıyoruz. Ya bu şeylerle de ilgili okul başlatılan organizasyonla da ilgili son anda her şeyler yapıldı. Ve sonu da gelmedi açıkçası. Alanya'yı kaybetmememiz gerekiyor. Evet. Alanya bir kere bizim için olmazsa olmaz kural. Onu çok iyi geliştirmemiz lazım ve bütün arkadaşların da buna altyapılarda çalışan. Yani ben şuna inanıyorum. İnanır mısınız? 1976'da handbole başladım ben ilkokulda. Bugün 2017'yi geçiyoruz. Hala handbolun içerisindeyim. Handbolde gelişimi sağlayacak bütün ilkokul ve altyapı hocaları takdire şayan insanlar. Kesinlikle. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey oluşmuş. Altyapılarda çalışan antrenör arkadaşlara, biraz yukarıda çalışan arkadaşlarımız çok hor gözle bakıyorlar. Ve onlara maddi ve manevi anlamda asla yol açmıyorlar. Desteklemiyorlar onları. Düşünün ya bugün Süper Lig'de oynayan takımlarımızın kaç tane minik, küçük, yıldız ve bütün hani yukarıdan aşağıya doğru veya aşağıdan yukarı doğru sayın her takımı var. Yani bu takımların birçoğunun yok. Ve yardımcı antrenörleri yok. Yanlarında yıldız takım antrenörleri yok, minik takım antrenörleri yok. Yani bu bir ekip işi ve biz bu arkadaşlarımızın birçoğuna görev vererek onları da handbolun içerisinde tutarak hem maddi anlamda hem de manevi anlamda desteklememiz lazım. Çünkü yoksa oyuncu bulamazlar. Bakın bugün adım gibi biliyorum Süper Lig'de oynayan takımlar PAF takımı arıyorlar. Sizi de aramışlardır, oyuncunuz varsa bize gönderin diye. Bu doğru bir yaklaşım değil. O ilde de handbolu yaymak zorundalar. Öyle çok da küstürülen antrenörlerimiz, altyapı antrenörlerimiz oldu maalesef ama gerçekten çok emek gösteriyorlar. Yani bir oyuncuyu alıp da yetiştirmek en zoru, yani en başı, en temeli. Yani bunu yapan insanlara da hakkını da vermek gerekiyor. Yani düşünün, şimdi biz 9 yaşında öğrenciyi alıyoruz, sporcuyu. 11, 12, 13, 14 yaşına getiriyoruz. Bizden mezun oluyorlar. Lisede. Ha, ondan sonraki antrenörler de onun üzerine koyarak devam ediyorlar. Ama en büyük süreç 9 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında sporcuyu alıp da bir yere getirmek o kadar kolay bir iş olmuyor yani. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu arada o kadar çok mesaj geliyor ki gözüm de ona takılıyor. Aileler, veliler ve çocuklarınız inanılmaz bir sevgi seli içerisinde. Burada Semra hocamın da çok selamları var sizlere. Bizden de çok selam. Onlara da selam. Siz nasıl çalıştınız hocam? Biz üniversitede... Magazin olayına girelim. Vallahi biz üniversitede tanıştık. Üniversitede. Ben üniversiteye voleybolla girdim. Değil branş mi? Olarak. Evet, ben ilkokul 4'ten üniversiteye kadar voleybol oynadım. Bilmiyorum. Şu anda kulakları çınlasın, Gülşen bilir. Benim handbol dersime giriyordu. Beceremiyordum açıkçası. Daha doğrusu voleybolla handbol çok ayrı birbirinden. Bana ters geldi en başta.
Sonra kaçamak nereye kaçacağız? Kaleye geçelim dedik. Serdar o zaman benden bir sınıf büyük. İşte sen handbolu nereden bilirsin falan. Böyle handbolla ilgili konuşurken tanıştık. O zaman Gülşen Hocam bizi okuldan birkaç da arkadaşımla birlikte TMO'nun yeni takımı kurulacaktı. Terfi maçlarını hazırlanıyoruz. Serdar da erkek takımında oynuyor o zaman TMO'da. Onlar süper, yani ligde oynuyorlar. TMO'nun erkek takımında. Evet. Bizim olduğumuz. Yani şu anda herhalde ligde Adnan Hocam, Hakan Hocam, Hüseyin Aşçı, Serdar Hocam hepsi ya bu erkek takımından. Ahmet Et. Evet. Coşkun Zeren. Yani o grupta bayağı Sezai, Kırakları Çınas'ın hepsini alın. Faaliyet gösteren arkadaşlarımız oradan. Yani üniversite artı aynı kulüpte oynamaktan. Handball sayesinde evet. Yani. Güzel bir birliktelik, evlilik. Peki Ankara handbolunu nasıl buluyorsunuz? Biraz Ankara handbolunu konuşalım. Yani önceden kulüp sayıları nasıldı? Şimdi sadece Bayanlar Süper Ligi'nde sadece bir temsilcimiz var. Hani bunu neye bağlıyoruz? Nasıl olmalı? Hangi kulüpleri özledik? Biz yani bizim şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi işte kulüp yani biz antrenörler olarak kulübün yönetimlerini de tutmaya çalışıyoruz ya. Orada bir yanlışımız var. Esasında profesyonel bir yönetim altında çalışacak, salonda ve sahadaki işte çalışacak iyi bir antrenör sistemini getiremediğimizden çok kulüp kaybediyoruz. Yani şimdi ben size hani diyorlar handball bugün nelerle oynanıyor ama sayayım. Yani kapanan kulüpleri sayayım mesela. Bir Halk Bankası'nı kapattık biz. Yani bir Ankara Gücü'nü kapattık. Havelsan kapatıldı. Tansaş kapatıldı. Gazitip vardı. Arçelik kapatıldı. Toprak Master Ofisi kapatıldı. Şimdi bu kulüpler büyük kulüpler ve büyük markalar. Yani ülkemizde de bayağı etkin şirketler her birisi. Türk Telekom kapatıldı. Yani demek ki bizim oralarda biraz yanlışlarımız oluyor. Mesela Ankara'da şöyle bir şey var şu anda. Geçen gençler maçlarını oynuyorduk. İnanır mısınız? 4 takım oynadık biz erkeklerde. 4 takımımız var gençlerde. Bu çok üzücü bir durum. Zorunluluktan herhalde. Evet, 4. takımı da biz oluşturduk yani. Ama yani mesela bir Milli Piyango, bir Büyükşehir Belediyesi çok etken takımlar. Evet. Ama en azından o takımlarımız burada bir 10 maç yapabilmeliler. Çünkü kesinlikle. Geçmişte öyleydi yani. Ankara'da şampiyon olan takım hala da öyle Türkiye şampiyonluğunu oynuyor ama sayısı çok azalmış. Mesela geçmişte bir ASKİ vardı. ASKİ Spor Kulübü kapatıldı. Çankaya Belediyesi kapatıldı. Yani bunların altyapıları da çok güçlü takımlardı hepsi. Çok emek verilen takımlardı. Yani artık yani ama şöyle bir şey var. Sadece bizim o minikler düzeyindeki takımlarımız fazla. Evet, onlar çok fazla. Yani mesela. Gerçekten bizim sayı olarak fazla. Bu altyapıya sahip çıkılsa Ankara yine merkez. Yani handbolun bence kalbi Ankara diye düşünüyorum ben. Bir kısa aramız var, sonra devam edeceğiz. Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona. Bu akılas, ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka has, hayatın tadını alan biraz Teona. Siz almadınız mı hala?
programımız devam ediyor. Nerede kalmıştık hocam en son? Sanıyorum yine altyapılardan bahsettik, yine şeylerden bahsettik ama bu milli takımlara daha henüz gelemedik. Biraz milli takımlardan bahsedelim istiyorum. Hani 3 program yapıyoruz. Üçünde de milli takımların düşüşte olduğunu, neden düşüşte olduğunu ya da yenilenmek için, tekrar o ivmeyi kazanabilmek için neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Sizlerin bu konudaki fikirlerini ben çok merak ediyorum. Valla şöyle söyleyeyim, bu kadar yabancı oyuncunun olduğu yerde bizim Türk gençlerimizin hani şans bulması çok zor. Yani ben geçen sene U19'da görev aldım. Geçen sene için sıkıntımız olmadı ama bir önceki sezonda hiçbir oyuncumuz ligde oynamıyordu. Ama oynadığımız sporcular kendi liglerinde görev alan, tecrübe edinen sporcularla karşılaştık. Hep ya yabancıların altında kaldılar ya çok deneyimli. Artık hani çok saygı duyuyorum ama gerçekten yaşı çok üst seviyede kalmış sporcularımız da var. Mesela ben Yelizler'in dönemi, bizim dönemimiz 70, 72, 73 hatta belki. O jenerasyon harcanarak mesela bir anda 80'liler geldi. Çok da iyi oldu. Hani biz belki başarılı olamayacaktık bilmiyorum ama onların çokça turnuvaya götürülmesi ve gençleştirilmesi o jenerasyonun çok başarılı olmasına sebep oldu. Yani şu anda hala onlardan başarı bekliyoruz. Evet. Yine gençleştirelim ama daha çok oynayan, liglerinde daha çok görev alan, yani yabancı yatırımı yapılmayan takımlar neredeyse yok gibi. Birinci ligde bile, hatta ikinci ligde bile var sanırım yabancı oyuncu artık. Yani o zaman biz gençlerimizden bir şey bekleyemeyiz. Çünkü şans vermiyoruz. Oynamadıktan sonra antrenman yetmiyor. Yani biz onu yurt dışında çok sağlam gördük. Yani sporcularımız maç esnasında bakıyorsunuz yetenek olarak, fizik olarak da yakaladık. Yetenek olarak daha yetenekliler bazı sporcularımız ama maç tecrübesi, turnuva tecrübesi olmayınca bir yere kadar yapabiliyorlar. Ondan sonrasının maçın sonunu getiremiyoruz. Ve bu gerçekten hem bizi yıldırıyor hem de sporcuyu da yıldırıyor. Daha çok görev almasını istiyorum. Ben açıkçası altyapılarda çalışan bir insan olarak. Yani bu konuda ben de katılıyorum Sevgi'ye. Şöyle bir şey de var. Şimdi düşünün, sizin U17 milli takımınızda oynayan oyuncular sadece ve sadece kendi ülkenizde genç takımlarda oynuyor. Genç takım bu PAF Ligi maçlarında oynuyor. Birçoğu, yani büyük bir potansiyeli bu şekilde oynuyor. Ne Beşiktaş'ın altyapısındakiler A takımıyla maç oynayabiliyorlar, ne de büyükşehirdekiler oynayabiliyorlar. Belki milli piyangodakiler oynuyor biraz şu an. Evet. Zaten onlar da onları öne çıkarıyor otomatikman. Yani buradaki sıkıntı bu. Yani oynamayan bir oyuncuyu çıkarıyorsunuz grup halinde. Zaten çok kısıtlı bir kamp yapıyorlar. Yani imkanlar dahilinde bir kamp yapıp yurt dışına gidiyor, turnuva oynuyor takım. O takımdan nasıl bir başarı? Yani oradaki antrenör arkadaşı, sporcuları yani yanlışmış gibi görmek de yanlış. Çünkü orada onların da elinde bir imkan yok. Ama bizim milli takımlar konusundaki temel hatalarımızdan birisi şu. Şu anda bizim ligimizde sol oyun kurucu olarak kim oynuyor? Bütün takımlarda yabancılar var. Değil mi? 3 aşağı 5 yukarı. 3 tane takım sayalım ki Türk oynasın. Piyango'da Türk oynuyor. Belki Antalya'da Türk oynayan var arada bir. Merzifon'da var. Şimdi biz bu 3 oyuncudan mı seçeceğiz milli takımımıza sol oyun kurucuyu? 3 takımdan mı seçeceğiz? Öyle olacak maalesef. İşte orta oyun kurucu olarak baktığınız zaman zaten orta oyun kurucu oynayan Türk kalmamış. Şimdi bunların hepsi dönüyor. Hatta artık biz milli takım olarak devşirme oyuncu da oynatıyoruz. Değil mi? O zaman şöyle bir şey de getirmemiz lazım. Eğer başarı istiyorsak biz o zaman 3-4 tane devşirmeyi getireceğiz, milli takıma koyacağız ki başarılı olacağımıza ben yine inanmıyorum. Çünkü Avrupa netbolüyle bizim aramızdaki makas çok büyüdü. Yani erkekler bazında çok büyüdü, bayanlarda da çok büyüdü. Yani son, düşünebiliyor musunuz? Hollanda final oynadı. Biz o Hollanda'yı 5-6 yıl önce bizim ülkemizde yendik. Ama Hollanda nereye gitti, biz neredeyiz? Maalesef. Yani onlar dediğim gibi en başta söyledim, yaptıkları bir projenin arkasında sonuna kadar durup devam ettiler.
Bizde öyle bir şey olmuyor. Biz habire gençleşmek istiyoruz. Günübirlik kararlar. Gençleşmek istiyoruz. Bir kere gençleşiyoruz. Bir kötü sonuç aldık diye herkes ayaklanıyor. Ya iyi sonuç aldığımız zaten maç yok ki. Şimdi mecburen gençleşeceğiz galiba. Şimdi son mesela gideceğimiz turnuvada bir kıstas var. 24 yaşından büyük 2 ya da 3 oyuncu oynatabiliyorsunuz diyorlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sözün gerçeği şu. Siz bu işi yapmıyorsunuz kardeşim. Bak kurallar gereğince yapın da bir de görelim gençleriniz nasıl diye. Aynen öyle. Yani geldiğimiz nokta o şu anda. Ha dünya şampiyonası elemesinde tekrar döneceğiz eski kurala ama yine biz herhalde gidip de büyük oyuncularımızı oynatacağız. Bu noktada hani U17'ye U19'a baktığımız zaman çok böyle aslında çok yetenekli, çok fizikli, çok hani takımlarında da oynayabilecek çocuklar var. Amil takımlara da çağrılıyorlar. Hani biz onur duyuyoruz evet. Ama süre almaları noktasında birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Mesela hocam sizin böyle çok beğendiğiniz genç oyuncular bayanlarda, erkeklerde hani artık A takımda oturmalı, A milli takımda dediğiniz. Ya şimdi orada şöyle bir gerçeklik var. Şimdi ben genç takımlarla da çalışarak Süper Lig'de belli bir yere getirdiğim Milli Piyango döneminde çalışmıştık biz. Bizim yani A milli takımda çalışan hocalarımız ve diğerleri her zaman o oyunculara bir kere zaman verme konusunda bonkör olmalılar. Yani kaygıları skor olacaksa o zaman bu iş çok zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. Bir de o yaş grubuyla çalışabilen hocalarla mesela amil takımımızda çalışan diyelim ki antrenörümüz şu anda İlker abi çalışıyor. Ona da selamlarımızı gönderelim buradan. Onun yanında çalışacak arkadaşın altyapılarda o oyuncularla bir araya gelmiş olması gerekiyor. Ki o oyuncuları da amil takıma daha hazırlayabilsin. Şimdi İlker abi Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla çalışıyor Beşiktaş'la. Yani bu formatta oyuncularla çalışmıyor orada. Şimdi oradaki formatı milli takıma uygulayıp da gençleşeyim dediğiniz zaman ikisi birbiriyle örtüşmeyecektir. Peki o genç takımdaki antrenörlerden hani A takıma bir yardımcı antrenör olarak... Bence kuralı o olmalı. Yani kuralı olmalı. Çocukları tanıyan, yıllarca birlikte çalışmış. Çünkü yani kötü olan ne biliyor musunuz? Düşünün bir takımdaki oyuncuların birçoğunla siz ligde bile karşılaşmıyorsunuz. O oyuncularla yani pedagojik yaklaşım İlker abinin çok iyidir gerçi o konuda. Ama o oyuncuları tanıyan bir oyuncu sizin yardımcınız olmalı ki size hani o konuda birkaç saha içinde, antrenman içerisinde anekdot verebilmeli yani. Dönüt bilgi vermeli ki siz ona göre hareket etmelisiniz. Doğru söylüyorsunuz. Yani ekip kurma açısından da çok önemli. Bizim ülkemizde yetenekli çocuklar var. Fizikli çocuklar da var. Her türlü yeteneğe hepsi de sahipler. Ben en başından beri söylüyorum. Bir antrenör olarak biz onları donanım olarak geliştirebilecek düzeyde miyiz? Bu sorgulanmalı. İki, biz onlarla çıkacağımız maçlarda onları saha içinde daha özgür ve belli bir çerçeve oyunu oynatabilecek düzeyde miyiz? Yoksa çocuklarımızın hiçbirisi yeteneksiz değil. Ben her maçı izliyorum. İnanın ki şu anda ilkokul maçlarını da izliyorum, ortaokul maçlarını da izliyorum, Türkiye'deki yıldız maçlarını da, genç maçlarını da izliyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarını da izliyorum. Kendi ligimizdeki maçları da izliyorum. Yani dediğiniz gibi bazı yabancılar gelmiş bizim ülkemize. Ya yemin ediyorum verilen para haram. Aynen öyle. Yani onlara verilen para haram. O Türk çocuklarının çoğunu heba etmekten başka bir şey değil. Yani kalkıp da işte kimi transfer edeceğiz Türk çocuğu dedikleri zaman ya birincilikte bile oynayan çatır çatır genç çocuklar var. Evet. Yani çok da kötü değiller o çocuklar. Ama onları kim izliyor hocam? Siz izliyorsunuz bir de ben oluyorum tribünde. Başka da kimse. Ama yani var orada da çocuklar. Var evet. Yani ben mesela bak şunu soruyorum şimdi. Sizin ikizleri niye bir tane Süper Lig takımından bir tanesi almak istemiyor ya? Yani o kadar yabancı sol kanat diye getirdikleri insanlardan o çocuklar bin kat daha iyiler. Yani bin kat daha iyiler, bin kat daha agresif oyun oynuyorlar, süratli oyun oynuyorlar, handball'ın günün gereğinden oynuyorlar. Kaldı ki o kadar da çok da antrenman yapamıyorlar zavallılar. Yani antrenman profili de kısıtlı o takımdakilerin. Soy isimlerinde Oviç olmadığı için herhalde. Ya ama işte bak bunu yani ben isterdim açıkçası ya bu ligde iki takım bu birincilik maçlarını gördükten sonra hani kendi oğlum diye de söylemiyorum. Evet. Onlar da oynarlar yani. Çok da şey değiller yani o çocuklar hiçbirisi geride kalan çocuklar değil. Milli piyangonun altyapısında oynayan çocuklar da birçok lig takımında görev alabilirler. Evet. Kendi takımlarını alamıyor olabilirler o ayrı şey. Ama alabilirler. Yani 3 takım. Tabii Beşiktaş'ın altyapısında olan gençleri de ben tanıyorum. Bunların hepsiyle ben U15'lerde yani
yani federasyonda bir görevim daha var. Benim U15 milli takımına kadar olan antrenörlükte baş antrenörüm. Çok geniş bir antrenör şeyimiz var orada, profilimiz var. Bütün bu ilkokul ve ortaokul takımlarını çalıştıran antrenör arkadaşların hepsini kamplarımıza davet ettik. Hepsine de buradan selamlar gönderiyorum. İnşallah turnuvalarda yine görüşürüz. Yani o antrenör arkadaşların yetiştirdiği çok yetenekli çocuklar var. Ama biz o çocukların çoğunu, bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yaptığımız kamplarda yaklaşık 17-18 kamp yaptık biz. 80 tane yakın antrenör arkadaşı çağırdık. 2000 tane de sporcu çağrıldı oraya. Şimdi bizim altyapıdaki bu kadar büyük bir hazinemiz var. 2000 sporcudan kaç tanesi şu anda Süper Lig'e çıkacak? Ve o çocukların hepsi bundan 5 yıl, 6 yıl sonra liglerin oyuncuları olacaklar. Yani eğer 40 yaşına kadar bizim Cengiz gibi oynamak istemiyorlarsa ayrı bir iş. Cengiz'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Ama yani bu çocuklar gelecek oraya bir gün. Gelmeden önündeki tek engel ne biliyor musunuz? Şu anki yabancı kıstası. Evet hocam, Aydın Hoca telefondaymış, tamam. Onunla bir görüşelim. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Aydın Hocam, son maçlara giriliyor. Biz heyecanınıza ortak olmak istedik handbolik programı olarak. Ne diyorsunuz, ne durumdasınız? Avrupa Kupası gelecek mi? Ya biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni orta sıralarda görmeye pek alışkın değiliz açıkçası. Evet. Sizden dinleyelim. Yani bu sezon aslında bizim için bir geçiş yılı demeyeyim de şanssızlık yılı oldu diye. Yani tüm olumsuzluklar hep bizi buldu. Yani sezon başı sakatlıklarımız olsun, kalıcı, uzun süre sakatlıklar, yabancı oyuncunun bir tanesi sakatlanması, işte en önemli savunmacılarından bir tanesinin ön çapraz bağının kopması, işte üst üste gelen diğer oyunculardan işte ayak burkumları olsun. Yani ciddi anlamda sakatlıklar canımızı yaktı aslında bizim. İkinci devre biraz daha toparlandık. İkinci devre biraz daha takım olduk. Biraz daha işte yabancı oyuncularımızdan bir tanesi, uzun süre sakatlıklarından bir tanesi iyileşti. Yani biraz daha takım olması içerisinde girdik. Biraz daha insanlar sorumluluklarını bildiler diyelim. Bir fiksürlü avantajımız vardı aslında bizim. Yani ilk iki hafta, birinci hafta Beşiktaş, ikinci hafta Gösteri deplasmanına başladık için devre. Evet. Ondan sonra bir toparlama sürecine girdik ve işte 9 maçtır tahmin yenilmiyoruz bildiğim kadarıyla. Hocam ama sizin şu anda bir puan sıkıntısı, Avrupa Kupası için puan sıkıntısı yaşıyorsunuz ama sizin bir Beykoz maçınız var sonradan. Evet. Galibiyetinizin alındığı sanırım berabere bitirilen bir maç. Evet. O çok etkili oldu değil mi? Kesinlikle. Yani. Şu an şimdi bizim bir puanımız olsa kendimiz ölecek durumdayız son hafta. O işte o puan bizim yolumuzu çok yaktı. Şöyle yani o da hakem yapmış oldu bir hata. Evet. O hatayı da yönetim kurulu nasıl değerlendirdi, nasıl algılandı bilmiyorum ama hakem hatasını da görüntüsü seyrederek maçın şeyini değiştirdiler. Yani sonucu değiştirdiler. Bunların neyine olabilir? Yönetim kurulu kendi içerisinde. Hani bu noktada bir hata olduğunu düşünüyorum. Bizim hakkımızın yediğini düşünüyorum. Çünkü görüntülerle o zamanlar her şey itiraz edildi. Yani atıyorum çizgiye basmadı o video. O zaman görüntü getireyim ben. Çizgiye basmadan atış yaptı. Gol. O zaman bir versinler yani yönetim kurulu. Yani böyle bir böyle karar verdiler. Ben öyle bir karar aldım. Gerçekten bu konuda hiçbir fikrim yok. Yani bu kadar çok büyük bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Daha önce yaşanan örnekler var bunun gibi. Takip edilen bir karar var. Maçın tekrarı konusunda. Bizim maçın tekrarı ilgisi noktasında beklentimiz vardı ama maçlara yönetim kurulunun kararı onların yerine olabildiği için bütün de onların yani sonuçta hani hata sizden ya da karşı takımdan değil masa hakemlerinden kaynaklanan bir hataydı. Tabii evet, ki tekrarını yani, bekledik. Bizler de aslında tekrar edilmesi gerektiğini bekledik. Tamam evet hani Beykoz'un da Beykoz Belediyesi'nin de hakkı yenilmesin. Ama siz de bunu bilerek yaptığınız bir şey yoktu.
Şimdi belki de bu heyecan, bu gerilim yaşanmayacaktı son maçlara gelinirken. Daha rahat olacaktınız. Ama biz inanıyoruz hocam. Her şey gönlünüzce olacak. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi bizi Avrupa Kupalarında destekleyecekler. Bugünkü yani konuklarımız inşallah. Da... Yani desteklerimiz önce ama yani keşke hani son maç şu zamanda kendi içimiz gördük durumdaydık. Yani başkalarının maç kaybetmesi ya da puan kaybetmesini beklemek zorunda kalmasın. Evet, kesinlikle. Ama nasıl tabii ki yani, adete elde bir yiğitini bulur. Beklediğimiz tabii ki. Yani, bu sorunlar önümüzdeki yıl olur. Yani Büyükşehir Belediyesi her zaman bu ligin ilk kulüplerinden, ilk takımlarından bir tanesi olmaya devam edecek. Yani, bu sene bazı şeylerden ders çıkarttık biz de kendi adımıza, hem yönetim olarak hem kulüp olarak. O hatalara düşürmeye çalışacağız. En güzel geldiği kadar. Daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Bu arada süreçleri yani. Aydın Hocam, Serdar ve Sevgi Seymen konuğum şu anda. Onlara selamlar getiriyorum. Onların da bu akşamda yaptıkları güzel işleri canı gönülden sevindirip tepkikle izliyorum o çocukları da. Gerçekten yani herkes aklı böyle çalışabilse hani hem böyle genç yetenekler dahil ediliriz. Çok yani kulüp olarak da şu an bir tanesi de bu. Hani şu an itibariyle Türkiye genelinde bir altyapı olarak bir altyapı var ama aslında hayal ettiğim, istediğim moddaki şeyi organizasyonu Serdar Hocam ve Sevgi Hocam bu konuda yapıyorlar. Yani kısıt imkanına rağmen bazı şeyler yapmaları gerçekten çok güzel yani. Teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun hocam. Hocam başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sizi yayın ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür selamlar. Ederim. Selamlar. Sizlere iyi akşamlar. Evet, Aydın Hocam da inşallah Avrupa Kupalarında devam ederler bizimle birlikte. Bir de Türkiye Kupası 4'lü finali var bayanlarda. Kastamonu Belediyesi Murat Paşa ile Yeni Mahalle Belediyesi de sanıyorum İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Kupayı kim alır bu sene? Bir öngörünüz var mıdır? Vallahi Kastamonu herhalde elenmedi mi? En son maçlarda Yeni Mahalle'ye yenildi diye hatırlıyorum ben. Yendi mi? Bir sayıyla yendi de averajla elendi diye düşünüyorum. Evet, elendi. Doğru söylüyorsun. Kastamonu ile... Yeni Mahalle İzmir. Yeni Mahalle. Murat Paşa ile... Evet. Neydi, birisi bana hatırlatırsa çok sevineceğim. Dörtlü bir turnuva var. 3-4 Mayıs'ta herhalde. Tamamen unuttum hocam. Yani canlı yayındayız. Yani ben şimdi geçen maç oradan şeyden biliyorum da yani büyük ihtimalle herhalde Yeni Mahalle ile Murat Paşa oynar diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa yani normalde o şekilde yani eşleşme gereği de birbirleriyle eşleşmedi diye biliyorum. Eşleşmedi. Yani öyle bir durum var. Orada da iki takımımız oynarlar. Yani iyi olan takım. Bu iki takım da yıllardır handball'e çok büyük katkıları var. Zanos yani, hocam. Zanos. Evet, Zanos kardeşin yani. Evet, Zanos. Yani orada da güzel bir çekişmeli turnuvamız olacak. Yani Zanos'ta olsun, Yeni Mahalle'de olsun, Muratpaşa'da yıllardır bayan handball'ine özellikle Muratpaşa çok büyük destek veriyor. Burada ben hocam bir devreye gireyim. İzmir'i de şöyle destekliyorum. Türk oyuncu. Yani evet. Piyango'nun bayan versiyonu da evet. İzmir, yabancısı yok. Benim U15'ten sanırım çok sporcu, yani birlikte çalıştığım çok sporcum var. Onlar da gerçekten Türk, sadece Türk sporcularıyla oluşturulmuş bir takım. Çok güzel maçlar alıyorlar, kıl payı veriyorlar. Genç de takım. Ama savaşıyorlar. Evet. Türklerle de oluyor demek var. Yani. Evet. Kaldı ki milli piyango da son erkeklerde son dörde kalmıştı yani. Evet, kesinlikle son haftada öne geçti. Bu arada Polatlı Belediyesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Süper Lig'e evet, çıkmayı garantilediler. Onları da tebrik ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldiler. Başarıları da daim olsun diyoruz. Hocam devam edelim biz yabancı, genç kulüp meselelerini istiyorum. Çünkü çok da yorum gelmiş. Hepiniz
Hepsi de size çok hak veriyorlar. Federasyonun hani bu noktada daha özenli olmasını istiyorlar. Hani öğrencileriniz de yorumlarını okumamı istiyorlar ama zamanımız o kadar kısıtlı ki hepsini de okuyamıyorum. Demin söylemiştik hani genç nesillerin artık amililerde oturtmamız. Peki hocam biz böyle başarı elde edemiyoruz zaten. Neden onda ısrar etmiyoruz? Yani böyle 10 sayı yiyeceksek öyle 15 sayı yiyelim değil mi? Yani hani biz bir gün Koray Hoca ile birlikte Lüpço ile çalışıyorduk. Yabancı bir antrenör gelmişti bize. Oturduk bir gün masada, dedi ki yani ben dedi İsveç'i yenebilir miyim dedi Türkiye'deki sporcularla. Biz İsveç'le eşleşmiştik o zaman. Yani Koray Hoca da yani bizim İsveç'i yenmemiz o günün şartlarında bile zordu. Yani biz nasıl yeniliriz? En az 10 fark gibi bir farkla yenileceğimizi düşünüyorduk. O zaman biz gençleşelim dedi. Yani bütün gençleri oynatalım. O zaman bizim U17 milli takımımızdaki oyuncuları aldık. Ya bu doğrudur veya yanlıştır. Ama bir felsefeyi anlatmak açısından söylüyorum. Ya bunu eleştiren arkadaşlara da saygı duyuyorum. O günün şartlarında oyuncuları aldık. Bizim takımımız yenildi. Ama iyi mücadele ettiler çocuklar. Ama o U17 sonra ne yaptı biliyor musunuz? Avrupa Şampiyonası finallerine gitti. Bir fırsat verdiniz ve en iyi şekilde de değerlendirdiniz. Yani orada ya 8 oldular ya 6, tam hatırlamıyorum şu anda derecelerini. 1988 oluyor, jenerasyonunun oyuncuları ve şu anda Türkiye liglerinin lokomotif oyuncuları bunların hepsi. Yani böyle bir imkan yaratıldı. Bunu beğenmeyebilir herkes. Yani kimi milli takıma seçip seçmediğinizde herkesin eleştirme hakkı vardır ama onun başında olan antrenörün de seçtiği takıma tercih ettiği oyunculara saygı duymanız gerekir bir şekilde. Bizim ülkemizde böyle bir yaklaşım yok. Yani ben nasıl olsa kaybedeceklerimle kazanacaklarımı düşünerek hareket edebilsem o zaman milli takımlarda derim ki kardeşim şimdi ben bizim dünya şampiyonası eleme grubunda ve Avrupa şampiyonasındaki takımlarımızın birçoğu belli. Yani gruplarımız belli oldu. Şimdi biz bu grupta ne yapabiliriz, ne yapamayızı real olarak görebilirsek o zaman alacağımız kararlar bence gerçekçi olacak. Yani ve bizi daha ileriye taşıyacak. Ama biz bu şekilde davranmıyoruz. Bakın ben Yusuf Hocam'la da görüşüyorum. Sizler de çok daha iyi tanırsınız. Bir kamp yapıyor. Bir kamp ya da iki kamp yapıyor. Takım Akdeniz Konfederasyonu'na gidiyor. Evet. Geri geliyor, bir kamp yapıyor. Şampiyon elemelerine gidecek. Sonra şimdi, sonuç neden böyle oldu? Bununla ilgili kalkıp da yorum yaptığınız zaman hani elle tutulur bir elinizde veri de yok. Yani bir günlük, bir haftalık kampla bu işi yapmanız çok zor. Bizim ülkemizde zannediyorum 4-5 sene önce Avrupa Şampiyonası finallerini düzenledik biz. Evet. O zaman genç bir takımın başında ben vardım. Bülent Hocam vardı ve Osman Hocam vardılar. Onlara da selamımızı gönderelim. Orada hazırlık kamplarına gittik biz. Ve hazırlık kamplarıyla birlikte hazırlık turnuvalarına gittik. İspanya ile maç oynadık. Bakın size bir şey anlatayım. İspanya ile maç oynuyoruz. Hazırlık turnuvasındayız. Adamlar ilk defa elimize 3 tane benim şey verdiler. Mola kartı. Kartlara bakıyorum. Dedim niye 3 tane verdiler? Yani bir yanlışlık mı var falan filan. İşte dedim hata olmasın. Yo dedi. Biz son dedi Arjantin'deki dünya şampiyonasını 3 mola ile oynadık. Sizde de öyle oynanacak dedi. Ama bizim ne federasyon olarak ne de merkez hakem olarak bu karardan haberimiz yoktu. O senenin yazında karar alındı. Ertesi sene biz 3 molayla oynamaya başladık. Yani biz o kadar bazı şeylerin gerisindeyiz ki. Ve biz orada Fransa ile hazırlık turnuvası yaptık bir hafta. O Fransa takımı da geldi. Ama adamlar inanılmaz çalışıyorlar, İspanyollar. Ve İspanya zaten burada final oynadı. Şampiyon oldular. Yani o takımların yaptıklarının biz inanır mısınız %1'ini yapmıyoruz. %1'ini yapmayıp da o insanlar gibi niye oynamıyoruz demek, hayıflanmak bence haksızlık. Bence. Hem antrenörler için haksızlık, hem oyuncularımız için haksızlık. Maalesef öyle. Sevgi Hocam, programı kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı sizinle? Öncelikle buraya bizi çağırdığınız için handball sohbetini biz hani salonlarda yapmayı çok seviyoruz. Her gün handball'u kurtarıyoruz. Keşke kurtarabilsek. Keşke. Kurtarmak bu kadar kolay olsa. Ama ben buradan naçizane bir şey söyleyeceğim. Biz evet ortaokulda, ilkokulda sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazıları kaybolup gidiyor.
atıyorum Manisa'da çok değerli bir oyuncu görüyoruz, Antalya'da görüyoruz. Bunları keşke federasyonumuz bu çocuklar için, bu Ankara'da olabilir, İstanbul'da, İzmir'de olabilir, nerede düşünebilirlerse. Bir voleybolun yaptığı bir okul. Çok basit bir şey. Yani o çocukların, evet, kaybolup gidiyor. Çok değerli çocuklar var. Hepsi bu Ankara'dan, İzmir'den çıkmayacak bu handbolcuların. Evet. Yani Antakya'dan da çıkacak, Trabzon'dan da çıkacak. Elazığ'dan da belki. Elazığ'dan da çıkacak. Ama bu çocuklar tek başlarına oldukları için takımda yitip gidiyorlar. O iyi olan çocukları bazı kulüplerin hegemonyasına bırakmadan federasyon kendi bazında bir lise oluştursa, başına çok değerli altyapıyla uğraşan milli takım düzeyinde antrenörler getirsek, onları o yaştan itibaren yetiştirebilsek, eğitim ve gelecek kaygısı yaşamadan bence milli takıma bir katkısı olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle, bence de olabilir. Öncelikle bu akşam geldiğiniz için, beni kırmadığınız için, programımıza renk verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ama asıl handbola verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ahi Evren Okulu'na da teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlar için. Bundan sonra her perşembe izliyorsunuz çocuklar. Çok sağ olun. Handbol Ligi'nin bu akşam da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona. Bu A-Plus, ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka hız, hayatın tadını alan biraz. Teona. Siz almadınız mı hala?